Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Tarih denemesini çözmeye. İslamiyet öncesi Türk topluluklarının genel yaşam tarzı olan göçebeliğin aşağıdakilerden hangisi üzerinde bir etkisinin oldu savunulamaz demiş. Bağımsız yaşama arzusunun gelişmiş olması, kurgan adı verilen mezar kültürünün oluşması, teşkilatçılığın gelişmesi, dokumacılık alanında ileri seviyeye Ulaşılması at ve maden kültürünün gelişmesini vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar İslamiyet Öncesi Türk topluluklarında e, genel yaşam tarzı neydi? Göçebelik de. Göçebeliğin benimsenmesiyle Kurgan adı verilen mezar, mezar kültürünün oluşması arasında herhangi bir ilişki yoktur. E, mezar kültürü e, Türklerin ölümden sonra ikinci bir e, yaşama inanması ile ilişkildir. O da şeklinde biliyorsunuz ki yapılıyor Kurganlar kurganlara ölen kişinin eşyaları ile birlikte gömüldüğü e, görülüyor arkadaşlar. Ve bu durum Türklerde ahiret e, inancının varlığına kanıt olarak gösterilebilir ama göçebelikte bir e, alakası yoktur. Cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Göçebe Türk topluluklarında e, ne vardır? Bağımsız yaşama duygusu vardır. Teşkilatçı yapı vardır. Dokumacılık vardır. At ve maden kültürü gelişmiştir. Burada cevap B şıkkı olmuş oldu. 2'deyiz. Selçuklarda uygulanan ikta sistemi ile durumlarından hangilerinin gerçekleştirildiği savunulabilir demiş. Üretimde süreklilik sağlanıyor arkadaşlar iktidar sistemi ile birlikte biliyorsunuz ki. iç güvenlik sağlanmış olur. Güçlü bir merkez ordusu oluşturulmaz. İkta sahibinin yetiştirdiği askerler arkadaşlar merkezde değil. Nerede? Eyalet arkadaşlar eyalet ordularında görev yapmaktaydılar. O yüzden 3'ü alamadık. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Biliyorsunuz ki e, iktidar sahibinin arkadaşlar e, sorumlulukları vardı bunlar. E, vergilerin toplanması, çiftçinin denetlenerek, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması, iç güvenliğin sağlanması, savaş zamanında orduya katılmak üzere atlı asker yetiştirmesi gibi neyleri vardı arkadaşlar? Sorumlulukları vardı. Üçteyiz. Türk İslam tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Divan-ı lügat Türk adlı eserde aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir e, ilgili bilgilere yer verilmemiştir diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar Türk dili ve lehçelerinin özelliklerine e, bununla alakalı bilgi verilmiştir. Türkçe kelimelerin Arapça karşılıklarına verilmiştir. Arkadaşlar Farsça kelimelerin Türkçe karşılıklarına verilmiyor. Arkadaşlar bu nerede veriliyordu? E, Muhakeme Tüllü arkadaşlar Aleşir Nevai'nin yazdığı o eserde veriliyordu. Cevabımız C oldu. Alper Tungu hakkında bilgiler veriliyor divan -ı Lugat -ı Türk'te ve Türk Edebiyatı ile ilgili örneklere de yer verilmiştir. Biliyorsunuz ki Sagu Kuşuk, Destan örnekleri veriliyor Divan-ı Lugat -ı Türk adlı eserde. Kaşkalı Mahmut tarafından da yazıldığını bilelim. Ve kime sunuyordu? El-Muktedi Billah'a sunuyordu Kaşkalı Mahmut. Dörtteyiz hangisi Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi ile ilgili bir bilgi değildir demiş. Bakıldığı zaman Kanunname-i Ali Osman'ın yayınlanması arkadaşlar Fatih döneminde yükselme dönemi Belgrad'ın fethedilmesi kanuni döneminde yükselme döneminde yine devletin batıda en geniş sınırlara ulaşması hangi anlaşmaydı Bucaş anlaşmasıydı arkadaşlar duraklama dönemindedir cevabımız ne oldu C seçeneği olmuş oldu. Halifeliğin Osmanlı padişahlığına geçmesi Yavuz'la birlikte oluyor. Şah kula çıkması ise 2. Beyazıt döneminde Şii Safevi devletinin kışkırtmaları ile çıkan bir ayaklanmaydı. 5'teyiz. Hangileri Osmanlı devletinde padişahların erkek çocuklarının eğitim ve öğretim hayatı ile ilgili kavramlardır demiş. Baktığımız zaman Şehzadegan Mektebi sancak sistemi lalayı vermiş. Arkadaşlar İlk eğitimlerini biliyorsunuz ki nerede alıyorlar? Şehzade Yan Mektebi'nde alıyorlar arkadaşlar. E, ardından sancak sisteminin bir gereği olarak yönetim tecrübesi kazanmalarını sağlamak amacıyla da biliyorsunuz ki sancak beyi e, olarak görevlendirilmişlerdir. Bu süreçte onlara kim destek veriyordu yanlarında tecrübeleriyle? Kim yardımcı oluyordu? Lala arkadaşlar yardımcı oluyordu. Cevabımız ne oldu? Hepsi olmuş oldu. Altıdayız. 1571'de Kıbrıs'ın alınmasının ardından Papa'nın çağrısıyla bir araya gelen Haçlı donanmasının Osmanlı donanmasına yaptığı saldırı hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Nedir bu İnebahtı Deniz Savaşı? Arkadaşlar cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Sinop baskını neydi? 1853 tarihinde Rusya'nın ani bir baskınla Osmanlı donanmasını yaktığı gelişmeydi. Çeşme baskını 1770'te Rusların Çeşme Limanı'nda Osmanlı donanmasını yaktığı yerde Pireveze Deniz Savaşı neydi? 1538'de Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı bir zaferdi. Navarin baskını ise 2. Mahmut döneminde 1827 senesinde Rusların başını çektiği Birleşik bir Avrupa donanmasının Rum isyanı deste desteklemek amacıyla Osmanlı donanmasını yaktığı yerdi Navarin baskını. Burada cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. 7'deyiz. Osman Devleti'nde zımmi adı verilen gayrimüslim tebaanın tanzimat dönemine kadar yukarıdakilerden hangilerinin yapmalarına imkan tanınmıştır diyor. Bakıldığı zaman sarraflık, subaşılık, zanaatkarlığı vermiş. Arkadaşlar Osmanlı'da zımmi adı verilen gayrimüslim halk tanzimat dönemine kadar ne yapıyor? Sarraflık yapıyor, zanaatkarlık yapıyor, ticaret yapıyor. Ve ama Su başılık görevini yapmıyor arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. 1683 tarihinde ikinci Viyana kuşatmasının başarısız olması ile birlikte Osmanlı devleti toprak kaybetmeye başlamıştır. Türklerin geri çekilmesi Sakarya muharebesine kadar devam etmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı devletinde hangisinin yaşanması beklenemez demiş. Baktığımız zaman değerli arkadaşlar hazine gelirleri ne yapar? Bu savaş sonucunda azalır. Doğru. Ülke içerisinde Müslüman nüfus oranı ne yapar arkadaşlar? Artar. Çünkü biliyorsunuz ki birçok toprağımızı kaybedeceğiz. Arkadaşlar ülke içerisinde Müslüman nüfus artmış olacak. Göçten dolayı halkın üzerinde vergi yükü ne yapacaktır? Artmış olacaktır. Ekonomi kötüye gidiyor. Mecbur devlet ne yapacak? Vergileri yükseltmek zorunda kalacaktır. Haraç ve gizle gelirleri artmaz. Tam tersi ne yapar? Arkadaşlar azalmış olur. Cevabımız değişik olmuş oldu. Devletin gelir ve gider dengeleri de bozulmuş oluyor bu neticede. 9'dayız. Osmanlı Devleti'nde bozulan eğitim sisteminin modernleştirilmesine yönelik 18. yüzyıldan itibaren atılan adımlar 19. yüzyılda yoğunlaşmıştır. Askeri eğitimin modernleştirilmesine yönelik 18. yüzyılda açılan okulların yanında 19. yüzyılda da batı tarzında modern eğitim veren sivil eğitim kurumları açılmıştır. Hangisi askeri ya da sivil amaçlı olarak bu yüzyıllarda faaliyete başlayan Osmanlı eğitim kurumlarından biri değildir demiş arkadaşlar. Bakalım neler var. Hendesehane, İstihkam Okulu, Sahne Seman Medresesi, Rüştiye Sultaniyi vermiş. Arkadaşlar baktığımız zaman cevabımız ne olacak? Sahne Sema Medresesi olmuş olacak. Çünkü Sahne Sema Medresesi'ni kuran kimdir? Fatih arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur Sahne Sema Medresesi. Bize ne diyor? 18-19. yüzyılı söylüyor. Sahne Sema Medresesi arkadaşlar Fatih döneminde 15. yüzyılda kurulmuştur. Hendesane İstikam Okulu, Rüşdiye ve Sultanlar vardır. Hendesehane ve İstekam Okulu 18. yüzyılda açılıyor. Arkadaşlar askeri okullardır. Hendesehane biliyorsunuz ki 1. Mahmut döneminde açılıyor. İstekam Okulu 1. Abdülhamit döneminde açılıyordu. Rüştiye ve Sultan adı verilen okullar ise 19. yüzyılda açılıyordu. İlk Rüştiye 2. Mahmut döneminde açılıyordu. Ortaokul düzeyinde biliyorsunuz ki eğitim veriyordu. E, Sultani ise Abdülaziz döneminde açılıyor ve lise seviyesinde ...arkadaşlar ancak idarelerinin üzerinde eğitim veren okullardı. Cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Ondayız. Aşağıdaymış. Bakalım. İkinci Mahmut döneminde... Biraz geri çekelim şöyle. Evet. İkinci Mahmut döneminde... ...Takvim ve Kayı adıyla resmi devlet gazetesinin yayınlanması... ...müsadere usulünün kısmen kaldırılması... Nüfus sayımının yapılması, polis teşkilatının kurulması gelişmeleri ile hangisinin amaçlandığı savunulamaz demiş. Baktığımız zaman merkezi otorite arkadaşlar ne yapıyor? Bu şekilde sağlanmış oluyor. Evet yapılan yeniliklere karşı toplumsal destek artırılmış oluyor. Askeri amaçlı olarak e, atılacak adımlara hazırlık yapılmış oluyor arkadaşlar. Özel mülkiyetin sınırlandırılması tam tersi. Müsadere usulü kaldırılarak biliyorsunuz ki özel mülkiyetin önündeki bütün engeller kaldırılıyor arkadaşlar. O yüzden cevap ne oldu? Değişik olmuş oldu. İç güvenliğe yönelik tehditlerden önlenmiş oluyor polis teşkilatının oluşturulmasıyla biliyorsunuz ki. 11'e geldik. Biraz yaklaştıralım. Hangisi Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'ndeki etkilerinden biri değildir demiş. Bakalım. Fransız ihtilali arkadaşlar ne zaman çıkıyordu? 19. 18. yüzyılın arkadaşlar sonunda 1789'da biliyorsunuz ki çıkıyordu. Ama çoğunluğu 19. yüzyılda etkisi görünüyordu. Fransız ihtilalinin bu etkiler arasında neler vardır? Ulusçu isyanlar başlıyor arkadaşlar. Rusya'nın izlediği panslavist politika güç kazanmaya başlıyor. Demokratik arayışlar başlıyor. Anayasa ilan edilmiş oluyor ama merkez isyanlarının artması Fransız ihtilalin etkisiyle yaşanan gelişmelerden biri değildir. Merkezi otoritenin bozulması ile yakından alakalıdır ve merkez isyanlarının yaşanmasında milli düşüncelerin herhangi bir etkisi yoktur. Milliyetçinin etkisi yoktur arkadaşlar. Merkez isyanlarının artmasında cevap ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. 12'deyiz. Birinci Dünya Savaşı'nda durumlarından hangileri milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti'nde farklı etnik gruplar üzerinde olumsuz gelişmeler ortam hazırladığının kanıtı olarak gösterilebilir demiş. Bakalım Mekmah'ın anlaşmasının imzalanması, Arapların İngilizlerle birlikte hareket ederek Osmanlı'ya karşı mücadele etmesi, Kafkas cephesinde Türk ordusunun başarısız olmasını vermiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Fransız ihtilalle birlikte Ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı devleti sınırları içindeki farklı etnik kökene sahip e, uluslardan ne yapacaktır? İsyanlara e, bağımsızlık mücadelelerine neden olacaktır. Bu uluslardan biri de kimdir? Araplardır. İngiltere ve e, ile arkadaşlar Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında ne imzalanıyor? Mekmah'ın anlaşması imzalanıyor ve Arapların İngilizlerle birlikte hareket ederek Osmanlı'ya karşı ihanet etmesi, mücadele etmesi, milliyetçilik akımının etkileri kapsamında değerlendirilebilir. Ama Kafkas cephesinde bu durum yoktur arkadaşlar. Cevap ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 13'teyiz. Hangisi, on, hangisi 20. yüzyılda kay, Osman devleti aşağıdakilerden hangisini 20. yüzyılda kaybetmemiştir diyor. Bakalım Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan, Bosna, Ersek, Arnavutlu vermiş. Biliyorsunuz ki Yunanistan 1829 tarihinde arkadaşlar Makedonya Balkan Savaşları'nın sonunda Bulgaristan 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında 1908'de Bosna Ersek 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında 1908'de Arnavutluk ise Balkan Savaşları sonunda ne yapıyor? Osmanlı kaybetmiş oluyor. Bunların dördü 20. yüzyıldadır ama Yunanistan 19. yüzyılda arkadaşlar cevap ne oldu? Yunanistan olmuş oldu. Erzurum Kongresi'nde yer alan konularından hangileriyle ilgili kararlara misak-ı millide de yer verilmiştir diyor. Bakıldığı zaman milli sınırların belirlenmesi, manda ve himayenin reddedilmesi, padişah ve halifenin milli güçler tarafından kurtarılmasını demiş. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez kararı ile milli sınırlar ne yapıyordu? Belirleniyordu. Milli sınırlar konusu son Osmanlı Mevlusan Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Millide'den yer alıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yani burada yer verilmiş oluyor. Manda himayenin reddedilmesi Erzurum'da ve Sivas'ta arkadaşlar Padişah ve Alife'nin milli güçler tarafından kurtulacağı yönünde de herhangi bir karar yoktur Misak-ı Millide. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. 15 yukarıdaymış. Bakalım. Hangisi Moskova anlaşmasının imzalanmasına ortam hazırlayan gelişmelerden biri değildir demiş. Bakalım Sovyet Rusya'nın sınır güvenliğini sağlama, sağlamayı istemesi. Evet arkadaşlar böyle bir durumu istiyor. Ruslar Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında Kars Anlaşması'nın imzalanması. Arkadaşlar bu zaten, yani zaten sonraki bir gelişmedir. Bakın Moskova Anlaşması 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda Kars Anlaşması ise Sakarya'nın sonun, sonundaydı biliyorsunuz ki daha sonra. Yani ortam hazırlayamaz. Cevap B şıkkı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin gerektiğinde Sovyet Rusya'dan askeri ve maddi destek sağlamak istemesi var. Sovyet Rusya'nın rejimini yayma düşüncesi var. Ve itilaf devletlerinin Bolşevik iktidarını kendi rejimleri açısından sakıncalı görmesi de vardır. 16'dayız. Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu'nun Ermenilere karşı başarılı olmasının durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunabilir demiş. Bak <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Kars ve çevresinin kurtarılması var arkadaşlar. Batı cebesindeki mücadelelerin güçlenmesi var mıdır? Evet vardır. Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenilerin Suriye'ye göç ettirilmesi durumu yoktur arkadaşlar. 1915'teki bir olaydır Kafkas cephesinde. E, o yüzden cevap ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 17'deyiz. Londra konferansına başlangıçta Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti doğrudan çağrılmamıştır. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlı tutumu ve İtalya'nın da aracılığı ile bakın İtalya'nın aracılığı önemli ile yapılan çağrı sonucu İstanbul hükümetinde yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de kendi adına Temsilci göndermiştir diyor. Hangisi e doğru değildir bu yargı ile ilgili? İtilaf devletleri arasında görüş aylıkları yaşanmış mıdır? Evet arkadaşlar yaşanıyor. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vallığını tanımış oluyor mu? Evet tanımış oluyor bu şekilde. İtilaf devletleri ikilik yaratmaya çalışmış mıdır? Evet İstanbul ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini çağırarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin uluslararası alanda saygınlığı zedelenmiş midir? Hayır tam tersi artmıştır çağrılarak arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Valla'da tanınmak istenmemektedir. Evet arkadaşlar ilk başta çağrılmamasının sebebi budur. Cevap ne oldu? Değişikliği olmuş oldu. Yeni Türk Devleti'nde aşağıda verilen gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce yaşanmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Çok partili rejim denemelerinin başlatılması 1924'te terakkiperverin kurulmasıyla, kabini hükümeti sistemine geçilmesi 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla gerçekleşiyor. Takviri Kanunu'nun kapsamında gazetelerde sansür uygulanması 1925'te başlıyor. Ankara'nın Yeni Türk Devleti'nin başkenti yapılması 1923, 13 Ekim'de. Ezanın Türkçe okunmasının Bursa'da protesto edilmesi ise nedir? 1933'tedir. Hangisi daha önce arkadaşlar? Kabine mi, Ankara'nın Yeni Türk Devleti'nin başkenti yapılması mı? Tabi ki de Ankara'nın Yeni Türk Devleti'nin başkenti yapılması olacaktır. Çünkü kabine sistemi 29 Ekim 1923'te. Ankara'nın arkadaşlar yine Türk Devleti'nin başkenti yapılması 13 Ekim'dir. Aralarında yaklaşık arkadaşlar 2 hafta vardır. Cevabımız ne oldu? Değişiklik olmuş oldu. 19'dayız. Cumhuriyet döneminde sosyal alanda yapılan inkılaplarla durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir demiş. Ülke içindeki ikili uygulamaları ortadan kaldırma evet. Uluslararası ilişkiler, ilişkileri kolaylaştırma evet. Batıl inançların yaygınlaşmasını engelleme Arkadaşlar evet bu üç durumda söz konusudur. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Biliyorsunuz ki sosyal alanda hangi inkılaplar yapılıyordu? Şapka kanunu, kılı kıyafet düzenlemesi vardı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması vardı. Ölçü, tartı, takvim, saat alanında yenilikler vardı. Milletler arası rakamların, beynel milal, uluslararası yani rakamların kabul edilmesi var. Hafta tatilinin pazar gününe alınması var. Soyadı kanunu çıkarılması vardı değerli dostlar Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplarda hangilerinin dikkate alındığı savunulabilir demiş baktığımız zaman arkadaşlar layıklık, milliyetçilik, eşitliği vermiş e, her üç durumda vardır. Bunları bir açıklayalım Şimdi arkadaşlar e, kız çocuklarının ve erkek çocuklarının karma okullarda eğitim alabilmesi, ilk öğretmenin parasız ve zorunlu hale getirilmesi neyle alakalıdır? Eşitlik ilkesiyle alakalıdır Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye'deki tüm okulların marif vekaletine bağlanması okullardan e, okullara gönderilen bir genelge ile marif vekaletine bağlanan okulların biliyorsunuz ki Türkçe, Tarih, Coğrafya dersleri e, bunların Türkçe okunması, okutulması, istenmesi de ne ile alakalıdır? Milliyetçilik ilkesi ile alakalıdır. Medreselerin kapatılması, e, din eğitiminin devlet denetiminde verilmeye başlanması, bilime aykırı derslerin kaldırılması da laiklik ilkesiyle alakalıdır. O yüzden cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Geldik 21'e. İnkılapları dogmalaştırmaktan ve ilkeleri yeni gelişmelere cevap veremez hale dönüştürmekten koruyan çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak sürekli yenileşmeyi hedefleyen temel ilke hangisidir arkadaşlar? İnkılapçılıktır. Yenilik deyince hemen ne yapıyoruz? İnkılapçılık ilkesine geçiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Cevap B oldu. Bakın burada dokma kelimesini duyunca sakın like diye gitmeyin. Yenileşme varsa önce arkadaşlar inkılapçılıktır. Anlaşıldı mı? Cevabımız inkılapçılık oldu o yüzden. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapların kadrolu bir şekilde yürütülmesine ve uyumlu bir hükümet ile sürdürülmesine hangilerinin katkı sağladığı savunabilir demiş. Evet baktığımız zaman halk fırkasının kurulması, kabine hükümeti sisteminin benimsenmesi, çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması. Arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilanından önce biliyorsunuz ki bizzat Mustafa Kemal'in halk fırkasını kurması katkı sağlıyor. Mustafa Kemal halk fırkasını kurarak inkılap yanlılarının bir arada örgütlü olarak hareket etmesini sağlamış oluyor. Cumhuriyet'in ilanı ile kabine hükümeti sistemine geçiliyor ve hükümeti kurma hakkının başbakana verilmesi uyumlu bir hükümet çalışmasına ortam hazırlamış oluyor. Böylece yapılan inkılaplar ve yapılmak istenen inkılaplar daha kolay ve planlanmış ve gerçekleşmiş oluyor. Fakat çok partili hayatsa geçiş denemelerinin inkılapların yapılmasını kolaylaştırıcı bir yönü yoktur. O yüzden cevap 1 2 oldu. Geldik 23'e. Atatürk Atatürk'ün bütün millet bütün dünya bilsin ki en sonunda millet tam bağımsızlığın sağlandığını görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacaktır. Sözü öncelikle hangisiyle ilgilidir demiş. Tam bağımsızlık deyince ne, ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ne düşünmemiz lazım? Milliyetçilik arkadaşlar. Milliyetçilik e, ilkesiyle biliyorsunuz ki iç içe bir kavramdır. Anlayıştır tam bağımsızlık. O yüzden cevap milliyetçilik oldu. Fransa'nın Suriye üzerindeki manda yönetimini sona erdirip bölgedeki askeri güçlerini çekmesinde hangisi etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar e, buradaki sebep nedir? E, İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesidir. İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin yaşanması Fransa'nın Suriye'deki manda yönetiminde sona erdirilmesine neden olmuştur. O yüzden cevap C seçeneği oldu. Hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlar arasında yer almaz demiş. Evet baktığımız zaman Nazizm ve Faşizm'in tasfiye edilmesi var sonucunda. Japonya'nın Amerika tarafından işgal edilmesi var. İtalya'da Cumhuriyet rejiminin kurulması var. Sömürgecili manda ve imancılık anlayışına dönüşmesi iki de değil birinci dünya savaşının sonucundadır bu durum. Cevap değişik oldu. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası da kuruluyor bu dönemde. Doğu ve Batı bloklar arasında yaşanan yumuşamanın sonucu olarak imzalanan ve dünya barışı için önemli bir adım olan Helsinki nihai senedinin temel ilkeler arasında hangisi yer almaz demiş. Bakalım. Avrupa devletlerinin egemenlik yönünden eşit olması var. Anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi var. Uluslararası bütün askeri ittifakların sonlandırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi var. Ve insan haklarına temel özgürlüklere saygı göstermesi de vardır. Cevap çeşitli oldu. Son sorumuza geldik. 29 dünya ekonomik krizinin ortaya çıkmasının ardından Amerika başkanı olan ve New Deal politikası adı verilen ekonomik girişimlerde bulunan Amerika başkanı kimdir diye soruyor. Kimdir? Franklin Roosevelt arkadaşlar. New Deal politikası adı verilen ekonomik girişimlerde bulunuyor. Roosevelt cevabımız aşık olmuş oldu. Evet değerli dostlar bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. İnşallah sizlere fayda sağlamıştır bu döneme. Bir sonraki denemede görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kolay